Burada iş konuşuluyor. İş konuşuluyor. Manavgat'ta iş dünyası denince bütün yollar Matsu'ya çıkıyor. Manavgat iş dünyasına yön veren Ticaret ve Sanayi Odası Manavgat ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Hem bu düşünceyi ortaya çıkaran bu 17 meslek komitesi başkanıma hem bu fikre destek veren Sayın Belediye Başkanımıza huzurlarınızdan çok teşekkür ediyorum. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın üçüncüsünü gerçekleştirdiği Manavgat İş Dünyası'nı buluşturan Ne Varsa Manavgat'ta Var etkinliği, Manavgat'ın parası Manavgat'ta kalmalıdır sloganıyla kapılarını açtı. Üç gün süren etkinlikten ziyaretçiler kadar katılımcı firmalar da memnun kaldı. Fuarımız çok güzel geçiyor, katılım çok iyi. Son derece yararlı geçti bizim için. Bu fuar vesilesiyle kendimizi tanıtmış olduk, insanlar bizi öğrenmiş oldu. Hedefimize de ulaştığımızı düşünüyorum. Çok faydalı bir organizasyon oldu. Yeni firmalar edindik, portföyümüzü genişlettik. Manavgat'taki bu fuarda olmaktan mutluyuz. Yani her şey çok güzeldi, harikaydı tek kelimeyle. İnsanlara bilgi verme fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Her şey iyi, çok teşekkür ederiz. Yeni iş dünyada kendi ürünlerimizi tanıtabildik ve görüşmelerimiz oldu. Burada yeni insanlar tanıyoruz, dostluklarımızı pekiştiriyoruz, malzememizi tanıtıyoruz. Bu 10 yılda devam etse 10 defa da katılırız. Çok iyi geçti. İnşallah nasip ederse devamını bekliyoruz. Birçok işletmenin birbirini daha iyi yakından tanımaları için güzel bir fırsattı bu. Gayet güzeldi. Güzeldi. Şirketlerle tanıştık, kaynaştık. Bu tür etkinlikler bence çok sık yapılmalı Manavgat için. Birbirimizle tanıştık burada. İç içe girdik. Susam gümülü gibi olduk. Hepsine sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Yeni kişilerle tanışmak çok güzel. 20 senelik görüşemediğim insanlarla görüştüm. Ama hizmet sektörü, ama diğer sektörler, iç içe onlarla birlikte olmayı çok istedik gerçekten. İyi ki de gelmişiz. Manavgat'ımız için gerçekten onur verici bir şey. Ahmet Bey'i sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimiz. Kendisini de tebrik ederim. Büyük işler başarıyorlar. Bizi tanıyanlar, bu işi yaptığımızı da öğrendiler. Bize böyle bir imkan sunduğu için çok 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 teşekkür ediyoruz. Odamıza, başkanımıza, emeğe geçenlere, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Fuarımız gayet güzel, yoğun ilgi alakalı geçti. Fuarımız iyi, yani beklentileri karşıladı. Bizim için fuar mükemmel bir şekilde geçti. Ve bunu düzenleyen arkadaşlara, kim olursa, makro başkan olsun, kim olursa olsun, emeğe geçen arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Artık biz buralara sığamıyoruz. Biz artık fuar alanı istiyoruz. Her platformda Manavgat'ın bir fuar merkezine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Boztaş'ın çağrısı sahada da yankılandı. Alanlarımız kısıtlı kalıyor, sadece kurumsal tanıtım yapabiliyoruz. Büyük bir robot yaptık kendi işimizle ilgili. Bu küçük bir alan bize yeterli gelmiyor. Bir rafla kendimizi izah etmeye çalışıyoruz. Mesela iki tane müşterimiz geliyor, şimdi diğerleri ayakta kalıyor. Yani en azından bir oda kadar yer olsa. Bir Manavgat pazartesi pazarı, perşembe pazarları, bu tür alanlar bunun odanın ve belediye başkanının değerlendirmesini talep ederim. Ne yapacağız? Yerimiz bu kadar. Fuar alanı olmadığı için ne yapacağız? Buraya sığdırmışız ya. Bundan iyisi de can sağlığı. Alanın dar olmasından dolayı gelen ziyaretçiler çabuk fuarı terk etme telaşında bulunuyorlar. Yani yerimiz geniş olsa gerçekten güzel olacak. Birkaç ürünümüzü en azından getirip tanıtabilirdik ama alanımız biraz kısıtlı olduğu için bu konuda sıkıntı yaşadık. Vallahi yer küçük. Yer ben olsaydı, yani büyük bir yer olsaydı ben de dışarıya sera yapacaktım. İzin vermediler. Bir fuar merkezi istiyoruz. Fuar merkezini, fuar daha büyüğünü istiyoruz. Fuar merkezi artık Manavgat'a gerçekten gereken bir şey. Bir fuar alanı gerçekten gerekiyor yani. Manavgat çok daha büyük fuar alanlarını hak ediyor. Kesinlikle Manavgat'ın güzel bir fuar alanı olması lazım. Daha büyük bir fuar alanı bekliyoruz. Artık büyük bir fuar alanına ihtiyaç var. Bence Manavgat bunu hak ediyor. Ne varsa Manavgat Tavar etkinliği ilçe ticaretinin geleceği adına güçlü sinyaller verdi. Turiste ürün ve mal satan tacir ve esnafımızın ihracatçı sayılmaz. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nurçeli'ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odaların üyelerine de
esnaf ve kefalet kredi kooperatiflerine üye olmasının yolunun açılması, devlet teşvik ve desteklerinden MATSO üyelerinin daha fazla yararlanması, turizm esnaflarının ihracatçı sayılması ve Manavgat'a KOSGEB Şube Müdürlüğü'nün kurulmasını içeren talepleri rapor halinde sundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelerine yeni yıl müjdesi. MATSO'nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı ısrarlı girişimler sonucu üyelerinin vergi dairesi ya da bankaya bakanlık adına yatırdıkları ticaret sicili harçlarının zaman ve maddi kayıp yaşamadan oda bünyesinde alınabilmesinin yolu açıldı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 2017 yılı eğitim çalışmalarının startını uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyerek verdi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucunda tek durak ofis uygulaması ile şirket kuruluşlarının odalarda gerçekleşmesinin yolu açıldı. Başkan Boztaş uygulama ile üyelerin yaşadığı zaman kaybının önüne geçileceğine vurgu yaparak şirket kuruluşlarının başlayıp bittiği yer artık tek durak ofis MATSO'dur. Üyelerimize hayırlı olsun dedi. Kanal ve televizyonu mikrofonlarına konuşan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat ve ülke ekonomisiyle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en büyük ilk 5 turizm fuarı arasında yer alan Emit Turizm Fuarı'na MATSO, kurumsal olarak açtığı Manavgat standı ile katıldı. Ziyaretçilerin beğenisiyle ilgi odağı olan MATSO'nun Manavgat standı fuarda ön plana çıktı. MATSO standını Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekili Meclis Darbe Araştırma Komisyonu ve eski Manavgat savcılarından Reşat Petek, Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, tur operatörleri ve medya mensupları da ziyaret etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın yoğun faaliyetleri yerel ve ulusal basına yansımaya devam ediyor.